Selamünaleyküm. Yenişehir'den hepinize saygılar, selamlar. Uzun zamandır YouTube'da bu şekilde içerik üretemiyorduk. Çünkü saha çalışmalarında daha farklı şekilde çalışmalara katıldığımızdan dolayı. Ama YouTube'da da içerik çalışmalarında bir yandan devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden böyle bir çalışmayla sizlerin huzurunuzdayız. Kanalımızın, YouTube kanalımızın içeriklerine katkı sağlamak, destek vermek amacıyla bu videoyu şu anda sizin huzurlarınızdayız bu videoyla. Bugün Yenişehir'deyiz. Yenişehir'deki çalışmalara katıldık. Tabii biz her gün bir çalışmalara katılıyoruz ama şu anda istedik ki bunu bir vlog çekimiyle sizlere aktaralım. Bugün kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Naim Öztürk Bey, yine Yenişehir'imizde Ümit İlgin Bey ile beraber, Seyfullah Bey ile beraber bugün bu çalışmaları sizlere aktarmak maksadıyla saha çalışmalarından hepinize saygılar, sevgiler. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, bildirimi açmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı seyirler. Yenişehir'de seçim kampanyası boyunca çok gayret gösterdik. Bütün köylerimizi dolaştık, bütün kahvelerimize gittik. Bütün seçmenlerimizin ellerini sıktık, inşallah gönüllerine girdik. Bu seçimde inşallah yeniden Refah Partisi bir patlama yapacak ve Milli Görüş meclise girecek. İnşallah o sene bu sene olacak ve Yenişehir'imizden de bir vekil muhakkak çıkacak. Ben bu çalışmalarda bize sürekli destek olan bütün teşkilat mensuplarımıza, bize destek veren halkımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yenişehir'imizi yeniden Refah Partisi olarak ziyaret ediyoruz. Burada kıymetli vekil adaylarımız var. Ümit Bey de bizim Yenişehir'den buradan milletvekili adayı. Tabii yeniden Refah Partisi geçmişte Necmettin Erbakan Hoca'nın evladı Fatih Erbakan Bey genel başkanlığını yapıyor. İnşallah bu seçimlerde bu partinin ilk seçimi. Bu seçimlerde de sizlerin kıymetli oylarınızı milletvekilliğinde talep ediyoruz. Tabi nasipse, nasip kısmet, bu vatana, bu millete, bu devlete, bu topraklara, dinimize, inancımıza kim hizmet edecekse Allah onun yardımcısı olsun. Ona yardım etsin, önünü açsın. Ama bu topraklara, milletimize, dinimize, inancımıza kim engel olacaksa da Allah onlara fırsat vermesin. Halkımıza da büyük bir teveccüh görüyoruz. Maşallah Allah nazardan saklasın. İnşallah bu büyük bir teveccüh, bu kadar ilgi seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ni milletvekili seçimlerinde destekleyeceğiz, oylarını vereceğiz ve mecliste de görmek istiyoruz. Başta kıymetli Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey olmak üzere. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor, bir ümit var kılıyor. Öyle zannediyoruz ki eğer bu ilgi bu şekilde devam ediyorsa, ederse bu teveccüh Yeniden Refah Partisi hakikaten en az 100 milletvekilinin üzerinde bir sayıyla meclise gireceği görülüyor. Allah inşallah nazardan saklasın, bozmasın. Bu teveccühün de devamını inşallah diliyoruz. Hakikaten fedakar, cefakar, teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun neticesini 14 Mayıs gecesi seçim sonuçları açıklanırken hep beraber göreceğiz.